Reflü en basit anlatımıyla mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması demek. Aslında reflü hepimizde her gün özellikle yemeklerden sonra olan bir şey. Fakat bu hem az miktarda oluyor hem de yemek borusu kendini koruyabildiği için herhangi bir sorun yaratmıyor. Ama eğer bu sürekli olmaya başlarsa ve mide içeriği çok uzun süre yemek borusuyla karşı karşıya kalırsa o zaman reflü hastalığını oluşturuyor. Reflü enteresan bir hastalıktır. Reflü birçok hastalıkla karışabilir. Yalnızca yanma, ekşime gibi basit yaşam kalitesini bozan şeyler yapabilir. Ama uzun dönemde de ciddi komplikasyonları vardır. Yemek borusu kanseri, hatta gırtlak kanseri gibi çok ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Reflü hastalığı 3 ana gruptan kaynaklanıyor. Birincisi yemek borusunun hareketiyle ilgili eğer bir sorun varsa, yani yemek borusu içine gelen mide içeriğini yeterli ve yeterli hızda atamıyorsa aşağı doğru, bu bir reflü nedenidir. Mide boşalımı ile ilgili bir problem varsa, mide uzun süre yüksek basınçta kalıyorsa, bu da bir reflü nedenidir. Eğer mide kapağı dediğimiz mekanizmada yapısal bir bozukluk varsa, bu da bir reflü nedenidir ki benim gördüğüm hastaların çok büyük bir kısmını bu grup hastalar oluşturur. Reflü tanısı aslında artık çok sık konuşulan bir hastalık olduğu için, genelde insanlar benim reflüm var diye geliyor, neyim var diye gelmiyor. Reflü tabii eğer başında bir süreç yaşamadıysa hasta, bir tedavi süreci geçirmediyse öncelikle hastalığın adını koymak lazım. Gerçekten yakınmalarının reflüden kaynaklandığına emin olmak lazım. Ona göre de tedaviye başlamak lazım. Reflünün tabii ki ilk basamak tedavisi ilaç tedavisidir. İlaç artı diyet ve yaşam koşullarının düzenlenmesidir. Eğer bundan bir yanıt alır ise zaten başka bir tedaviye ihtiyacı kalmaz hastanın. Benim gördüğüm grup hastalar çoğunlukla bu aşamayı geçmiş olan insanlar. Ha, eğer tekrar ediyorsa reflü yakınmaları, o zaman gerçek anlamda tanı işlemlerine başlıyoruz. Bunun birinci basamağı mutlaka gastroskopidir. Yani endoskopik olarak yemek borusunu, mideyi ve 12 parmak bağırsağını incelemek ve görmektir. Bu bize neyi verir? Yemek borusundaki hasar miktarını öğrenmiş oluruz. Mide kapağında yapısal bir bozukluk olup olmadığını öğrenmiş oluruz. Ve bunun yanı sıra midede başka bir sorun var mı? Mesela helikobakteriye bağlı bir gastrit eşlik ediyor mu? Bunların hepsinden emin oluyoruz. Bu reflü hastalığının kökeni konusunda bize çok değerli bilgiler veriyor. Bunun haricinde eğer gereklilik olursa pH metri yapılabilir. pH metri yemek borusuna kaçan asit miktarını biyokimyasal olarak ölçmek demek. Bunu da küçük bir kapsül aracılığı yapıyoruz. Aşağı yukarı şu boyuttadır. Bunu yemek borusuna vakumla yapıştırıyoruz. Kapsül burada kalıyor. Hastanın cebinde aşağı yukarı cep telefonu büyüklüğünde bir kaydedicimiz oluyor. 24 ya da 48 saat boyunca yukarıya kaçan asit miktarını her saniye ölçüyor ve kayıt altına alıyor. Eğer tanıyla ilgili şüpheler varsa, bazı atipik şeylerle karşılaşıyorsak, emin olmak için pH metri isteyebileceğimiz, kullanabileceğimiz bir yöntem. Bunun dışında manometri incelemesi yapıyoruz. Manometri incelemesinin amacı yemek borusunun hareket kusurlarını ortaya koymaktır. Yemek borusu hareketi yeterli midir? Kasılması yeterli güçte midir? Mide kapağı dediğimiz mekanizmanın basıncı yeterli midir, düşük müdür? Bunları bilirsek eğer, bu da işin mekanik kısmı ile ilgili %100 her şeyi bilir hale gelmemizi sağlar. Şimdi cerrahi şöyle, öncelikle tabii doğru hastayı seçmek lazım cerrahi için. Onun için de belli indikasyonlarımız var. Eğer hastanın reflüsü mekanik, yani yapısal bir sorundan kaynaklanıyorsa, yani bir mide fıtığı söz konusuysa, uzun süreli bir yakınması varsa, ilaçtan fayda görmüyor ya da görse dahi ilacı bıraktığında yakınmaları tekrar ediyorsa, yemek borusu dışındaki organlarla ilgili sorunlar başladıysa, ki bunlar ne olabilir? Akciğerle ilgili sorunlar olabilir, kronik öksürük olabilir, alerjik astım olabilir. Mide fıtığı büyüdüyse eğer kalple ilgili çarpıntı, baskı hissi gibi şeyler olabilir. Kronik sinüzit, kronik farenjit, ses nolülleri gibi olabilir. Bu durumlarda öneriyoruz. Ve tabii bir de çok önemli bir şey var. Eğer Barrett özofagus oluştuysa, yani uzun süreli reflüye bağlı yemek borusunda hücresel değişim oluştuysa, bu hastalarda cerrahi indikasyon olduğunu düşünüyoruz. Zaman zaman hastalarımızdan yanlış bilgiye dayalı geri dönüşler aldığımız oluyor. Bu da nedir? Reflü hastalığının gerçek anlamda hiçbir şekilde tedavi edilemeyeceğine yönelik
bilgiler gelebiliyor. Bu doğru değil. Reflü hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yeter ki tanısı doğru konsun, doğru hasta seçilsin. Tedavi yapıldığı zaman doğru hastaya mutlaka çok iyi bir sonuç alınır. Eğer hastanın reflü hastalığı ile ilgili bir onarım yapmak gerekiyorsa bu konuda yapabileceğimiz 3 teknik var. Birincisi endoskopik tedavidir. İkincisi laparoskopik onarımdır. Üçüncüsü de robotik onarımdır. Endoskopik tedavi tabi adı üzerinde bir ameliyat değil. Endoskopik olarak yaptığımız bir işlem. Endoskopla birlikte özel bir cihazla midenin içine giriyoruz. Endoskopun bize yol göstermesiyle mide kapağına mide içinden dikiş koyarak orada onarım yapıyoruz. Bu işlemin süreci yaklaşık 20 dakika oluyor. Tamamen endoskopik olarak gerçekleştiriliyor. Aynı gün içinde hastayı evine gönderebiliyoruz. Birinci gün itibariyle de tamamen normal yaşamına dönmüş oluyor. Ama tabii bunu uygulayamayacağımız hastalar var. Her hastada bunu yapamıyoruz. Eğer mide fıtığı 3 santimden büyükse, yemek borusunda ileri boyutta bir yemek borusu hasarı varsa, hücresel dönüşüm gerçekleştiyse ve 18 yaşından küçük hastalarda endoskopik tedavi yapmıyoruz. İkinci yöntem laparoskopik onarımdır. Laparoskopik onarım en çok deneyime sahip olduğumuz teknik. 18 yılda yaklaşık 3500 vakalık bir serimiz var bu konuda. Nasıl yapılıyor laparoskopik onarım? Karından yapılıyor. Bu bir ameliyat. Ama karın kesilmeden yapılıyor. Genelde kapalı ameliyat olarak tanımlanan yöntemle yapıyoruz. Yani küçük deliklerden, küçük noktalardan karın içine giriyoruz. Ve ameliyat bu şekilde yapılıyor. Karın duvarı kesilmiyor. Bunun avantajı nedir? Çok daha hızlı iyileşme sağlar. Çünkü karın duvarı kesilmediği zaman iyileşme süreci gerçekten de çok kısalıyor. Hastaları yalnızca bir gün hastanede tutuyoruz. Ne yapıyoruz laparoskopide? Anatomik olarak mide kapağı dediğimiz mekanizmayı olması gereken hale getiriyoruz. Laparoskopik onarımda başarımız uzun dönemde 10 yıllık takipte %94 gibi iyi bir oranda gerçekleşiyor. Üçüncü tercihimiz, üçüncü alternatifimiz robotik tedavidir. Robotta aslında yapılan tedavi laparoskopiden farklı değil. İçeride, karın içinde yapılan onarım birebir aslında aynıdır. Yani robot değişik bir yöntemdir bunu yapmak için. Avantajı ne? Tek delikten yapma olanağı sağlıyor. Diğerinde 4-5 delik gerekirken yalnızca göbekten tek bir yerden girerek bu ameliyatı yapabiliyoruz robotla. Bunun yanı sıra tabii ki robotun bazı teknolojik üstünlükleri var. Ama sonuç itibariyle tıbbi sonuç açısından ve hastanın deneyimlediği şey açısından laparoskopiden çok farklı bir süreç değildir. Endoskopik tedavinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Laparoskopinin de robotunda. Aslında bunu iyi bilgi verip birlikte karar verilmesi gereken bir süreç bu. Bu ameliyatı olamayacak insanlar aslında yalnızca genel anestezi alamayacak gruplardır. Yani yalnızca reflü ameliyatı değil, herhangi bir ameliyat olmalarında çok yüksek risk varsa eğer reflü ameliyatı olmamaları gerekir. Ama reflü ameliyatı özelinde yapılamaz denecek bir grup yok. Şimdi reflü aslında tanısı açısından büyük bir değişim geçirdi. Reflü tanısı, biz reflüye artık çok duyar olduk. Her gün neredeyse bir yerlerden bir reflüyle ilgili bilgi geliyor ama bu süreç yeni. Daha önceleri mesela benim uzmanlık yaptığım sıralarda reflü çok da tanısı konan tedavi edilen bir hastalık değildi. Çoğu defa başka şeylerle ilintilendirildi. Şimdi pH metri, gastroskopi, manometri gibi yöntemler daha sık, daha kolay kullanılabilir hale geldiği için doğru tanı konmaya başlandı. Bir de şu var tabii, son dönemde beslenme alışkanlıklarımız, obezitenin artması, sigara kullanımının yaygın olması, hayat tarzımız reflüyü artırıyor. Tabii ki elbette uyumlu davranması gereken şeyler var ama çok büyük kısıtlamalar getirmez reflü ameliyatı. Reflü ameliyatında teknik olarak yaptığımız şey mide kapağının onarımıdır. Bu süreçten sonra yemek borusunun bir güçlenme dönemi yaşarız. Erken dönemde dikkat edilmesi gereken şeyler var. Yavaş yemek yemek ve çok iyi çiğnemek gibi. Aslında bunu bir alışkanlık olarak oturtursa hasta eğer ve hayat boyu yaparsa her yönden fayda görecektir. Ama reflü ameliyatı oldum, bunu yapamam, spor yapamam, bunu yiyemem, öyle bir şey yok. Sporda elbette dikkat edilmesi gereken şeyler var. Yani nedir bu? Karın içi basıncını çok fazla artırmamaya dikkat etmek lazım. Çünkü sonuçta yapılan bir fıtık onarımıdır.
Eğer karın içi basınç çok yükselirse elbette bu düşük bir olasılıkla da olsa zarar görebilir. Buna dikkat etmek lazım. Reflüden kaçınmak istiyorsak eğer en önemli yapacağımız şeylerden biri fazla kiloları vermek. Eğer fazla kiloyu verirsek karın içi basıncı azalacağı için reflüsü olan kişilerde bile çok ciddi iyileşmeler görebiliyoruz. Gıda olarak dikkat etmemiz gereken şeyler, reflüyü tetikleyen acı, ekşi, kızartma, turunçgiller, çikolata, mayalı içeceklerden uzak durmak. Sigara ve alkol kesinlikle sağlık açısından çok sakıncalı olan şeyler. Reflü açısından da aynı şeyi düşünüyoruz. Çünkü direkt olarak reflüyü tetikliyorlar. Sigara ve alkolden uzak durmamız lazım. Tabii ki bunun yanı sıra işlenmiş, katkılı gıdalardan uzak durmak, doğal gıdalarla beslenmek de çok büyük fayda verecektir.